Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Gerçekten ilginç bir kırılma noktasındayız Avrupa güvenliği açısından. Bunu haftalardır, aylardır beni dikkatle izleyen bütün hepiniz gayet iyi takip ediyorsunuz. Nedir kırılma noktası? Ukrayna. Yani Avrupa Birliği'nin özellikle kendi içinde yaşamakta olduğu problemler ve Amerikan yönetiminin Ekim ayında yaşanılmaya başlanıp bugünlere kadar gelen Orta Doğu hesaplaşmalarında rotasını kaybetmesi, Ukrayna gibi Avrupa güvenliği açısından son derece önemli bir alanı bir anda çok kötü bir şekilde sıkışmasına neden oldu. Ben bunun alarm tamtamlarını çalmaya başlayalı 4-5 ay oldu. Hatta İlk bu Hamas saldırdığı zaman yayınladığım videoyu hepiniz çok yoğun izlediniz. Teşekkür ederim. Yani dedim ki aynı işte Güney Kore gibi, Güney Vietnam gibi İsrail lobisinin büyük kurbanı olacak bir devlet haline geldi Ukrayna dedim. Nitekim o noktaya doğru ilerliyoruz. Ve bunu yaparken, bu ilerleme olurken de çok enteresan. İki tane Avrupa güvenliğinden sorumlu adam ciyak ciyak bağırıyor. Biri Jens Stoltenberg, yani NATO Genel Sekreteri, öbürü Avrupa Birliği'nin güvenlik ve dış işlerinden sorumlu komisyoneri Josep Borrell. İkisi de birden diyorlar ki bu savaşı kaybederse Ukrayna, sadece Ukrayna kaybetmeyecek kardeşim. Kim kaybedecek? Hepimiz kaybedeceğiz. Ukrayna savaşını, Ukrayna ordusunun kaybetmesi Avrupa'nın tamamının Rusya'ya karşı savaşı kaybetmesi demektir ki bir sonranın nereye geleceği de belli değildir diyorlar. Baltıklılar, Baltık Cumhuriyetleri küçük devletler ama çok çok vahim bir tarihleri var Sovyet işgali nedeniyle. Adamlar kendi aralarında barikatlar yaparak acaba biz savaşı durdurabilir miyiz falan diye düşünmeye başladılar. Şimdi Rus lider çok önceden verdi kararını. Avdiivka liman Kupyansk hattının en önemli, en stratejik noktası. Avdiivka'yı ele geçiren Rusya Donbas bölgesinde Ukrayna'nın lojistik hatlarını vuracak bir kabiliyet yakalıyor. Şimdi adam sürekli söyledi Putin. Yani ben dedi orayı alacağım kardeşim. Bahmut gibi değildi. Yani Bahmut'un hesaplaşması gibi bir durumla karşılaşmadık Avdiivka'da. Rusya çok yoğun bir güçle geldi Avdiivka'ya. Evet, Ukrayna ordusu savunuyor. Savunmaya devam ediyor ama cepheden gelen bilgiler, eğer Amerikalılar ve Avrupalılar böyle devam ederlerse birkaç hafta içinde, belki de daha kısa bir zamanda Avdiivka'nın düşeceği yönünde. Çünkü sonuç itibariyle orada çok yoğun dalgalar halinde gelen Rus askerine karşı direnen de bir insan ya. Ve adamlar diyorlar ki benim mühimmatım kalmadı. Şimdi bakın. Bu işler şaka değildir. Biz eğer Kurtuluş Savaşı'nı kazandıysak, tabii ki kahraman dedelerimiz Mustafa Kemal ve Maraşar Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet Paşa falan, tamam. Bunlar o tamam. Osmanlı'nın generalleri. Ama o dönemde Sovyetler Birliği devrimi olmasaydı Lenin diye bir adam Mustafa Kemal liderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı'nı anti-emperyalist kimlikle değerlendirip ben bunlara silahı, mühimmatı verirsem Batılıları bunlar orada döver, benim de işimi kolaylaştırırlar demeseydi biz zor kazanırdık. Açık konuşalım. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarı öyküsü Karadeniz'den gelen yardımın, Karadeniz'den gelen Sovyet yardımının kazasız belasız çok büyük maceralarla, çok büyük kayıplara maruz kalmakla beraber lojistik desteğinin bütün orduya ulaşmasıdır. Eğer siz
bir kurtuluş savaşı verirken her yeriniz işgal edilmiş veyahut karşınızda çok güçlü bir ordu varsa tabii ki dışarıdan size destek verecek bir gücün de yardımına ihtiyacınız oluyor. Türkiye'nin şansı Sovyet devriminin Amerika'sını, İngiltere'sini, Fransa'sını hepsini emperyalist kabul edip Mustafa Kemal'i anti-emperyalist, kuvvayi milliyeci çizgide gördüğü için bol miktarda silah ve mühimmat vermesidir. Taksim Meydanı'ndaki o Atatürk anıtında Atatürk'ün biraz arkasındaki karakterlerden biri Lenin'in Ankara Büyükelçisi'dir arkadaşlar. O yüzden şimdi adamlar haklı Ukraynalılar. Nerede diyor mühimmat? Geçen yıl Aralık ayında Ukrayna ordusu günde 7000 top mermisi sıkarken bugün 2000 tane sıkabiliyor. Nerede top mermisi? Hani 1 milyon Avrupalılar üretecekti bilmem neydi. Hani? Yok. Vitali Barabaş var, Avdiivka Askeri Yönetim Başkanı diyor ki geçen 3-4 haftayla karşılaştırdığımızda durum giderek vahim ve çok kötü. Kentin kuzey kesimini Ruslar kontrol ediyor diyebiliriz. 2 haftadır aynı zamanda güneyden de girmeye çalışıyorlar. Durum giderek zorlaşıyor. Ukrayna Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Ivan Şupak diyor ki şu anda durum çok kötü. Kötüye de gidiyor ve herhangi bir ışık göremiyoruz. Bu aynı ayın sonunda Avdiivka'yı terk etmek zorunda kalabiliriz diyor. Düşmanın yüksek gücü burada savaşı giderek gereksiz hale getiriyor diyor. Çünkü şöyle bir durum var. Çok yüksek güçle gelen bir düşmana karşı geri çekilmek durumundasınız ki kendi mühimmatınızı, savaş gereçlerinizi ve askerinizi koruyup belirli bir mevziyi, bir cepheyi savunma hattına dönüştürebilirsiniz. Böyle bir durumla kalıyor. Mikhailo Balyanskov, Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ukrayna. Ukraynalılar Amerika'nın olmadığı alanda kendi başlarına kalmalarının önemini anladılar. SİHA'larda yaşanılan güçlenme bunun sonucudur. Burada asıl büyük soru, yılın ikinci yarısında nasıl bir sürprizle karşılaşacağız? Soru şu, Amerika desteği olmadan artık büyük Rus taarruzuna, kesinleşen büyük Rus taarruzuna karşı direnebileceğiz mi diyor. Şimdi bunlar tartışılıyor Ukrayna'da. Olay buraya doğru gitmiş vaziyette. Rusya kayıpları yüksek ama Rusya'nın ila nihayet kaynakları var. Onlarla geliyorlar zaten adamların üzerinde. Ve böyle bir durum çıkıyor ve bugün Kiev, Harkov, Mikolaev, Lviv dahil 6 şehir yağmur gibi füze yağdı. Yağmur, yağmur, füze yağmuru. Birçok insan ölmüş, altyapı yıkılmış. Yani Rusya işi bırakmıyor, tam tersine. Onlar gördüler Amerikalıların ve Batı Avrupa'nın neler yapmadığını veya yapamadığını. Şimdi bastırıyorlar. Bence Avrupa kendi geleceğiyle oynuyor. Hoşça kalın.